akşamlar. Takvimler Temmuz ayının ikisini gösteriyor. Ben Dilara Aktaş. Ana haber bülteninden sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Koronavirüsle başlıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme alınmadığını belirtti. Öte yandan koronavirüs tablosuna göre dün 19 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarını azaltmanın önündeki engellerin bir kısmının aşılması kolay engeller olduğunu işaret eden Bakan Koca, mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız ifadelerine yer verdi. Düğünlerde ise bununla ilgili biliyorsunuz bir genelge yayınlandı. Bilim kurulunda bu konuyla ilgili bir önerisi olmuştu. Yani takı takılmaması, sayının 1/4'e kadar düşürülmesi, oyun ve benzeri gibi bir takım etkinliklerin yapılmaması, yani kurallara bağlandı. Bu kurallara bağlanan düğünü lütfen vatandaşımızın bu kurallar çerçevesinde yapıyor olması önemli. Çünkü en çok insandan insana zaten bulaştığı için en çok bulaşıcılığın da bu tür bir araya gelmelerle olduğunu biliyoruz. Bakan Koca, okulların açılması ile ilgili kaygıların bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu bunu salgının seyri belirler şeklinde cevapladı. Şimdi önümüzdeki daha okulların açılmasına zamanımız var. Bilim kurulunda bu konu gündeme bugün için gelmemiş oldu. Bunu salgının seyri belirler ve önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre okulların açılmasına yakın dönemde bilim kurulunda bu salgının rakamların seyrine göre bu tartışılır ve bu anlamda alınması gereken öneri anlamında bir yaklaşım olursa zaten bunu da paylaşmış oluruz. Ama şu dönemde okulların açılmamasına yönelik herhangi bir yaklaşımımız olmadı. Fakat okulların önümüzdeki dönemde her ihtimale karşı yine dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında bir hazırlık içinde zaten olduklarını biliyoruz. Bu sadece salgına yönelik değil, genel anlamda söylüyorum. Dolayısıyla bu anlamda eğer bir farklı seyir söz konusu olursa bununla ilgili bilim kurulunun önerisi zaten olmuş olur, o dönem paylaşmış oluruz. Şu an bu konuyla ilgili herhangi bir gündem olmadı. Teşekkür ederim. Bakan Koca, 65 yaş üzerine yeniden kısıtlamaların gelmesi hususunun gündeme alınmadığını belirtti. Herhangi bir gündem olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Büyüklerimizle ilgili özellikle bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini bilim kurulu öneri olarak söylüyor. Çünkü demin de bahsettiğim ve de vermeye çalıştığım özellikle vefat edenlerin yoğun bakım ve entübe olan hasta sayımızın yaş ortalamasının giderek arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim şu dönemde normalleşme ile birlikte gençlerin de artık serbestliğiyle bu virüsü kolay taşıdığını, hatta belirtisiz taşıdığını ve yaşlarımız için, büyüklerimiz için daha büyük risk taşıdığını görüyoruz. O nedenle bu kısıtlamanın şu an devamından yanayız. Koca, güncel koronavirüsü vaka sayılarını ve verileri paylaştı. Gördüğünüz gibi bugünkü vaka sayımız 1192. Bugün vefat eden, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19. Bugün iyileşen hastalarımızın sayısı 2311. Yani vaka sayısından epey yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün toplam yoğun bakımda hasta sayımız 1035. Toplam solunum cihazına bağlanan, yani entübe olan hasta sayımız 362. Bugünkü test sayımız ise 52.313.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği konuşmasında sosyal medya mecralarının bütünüyle kontrol altına alınması gerektiği beyanının ardından gözler siyasetteki çalışmalara çevrildi. AK Parti, sosyal ağların hukuki olarak denetlenebilir hale geleceği yasa için çalışmalara başladı. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor. İşte uygulanacak değişiklikler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik açıklamaları sonrasında beklenen internet ayarı geliyor. AK Parti sosyal ağların hukuki altyapısını yeniden düzenleyecek bir dizi düzenlemeyi meclise getiriyor. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip ve parlamentomuzdan sevgili vatandaşlarım biz bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Sosyal medya mecraları ile ilgili olan kanuna sosyal ağlar tanımı eklenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mecraların yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleyebilecek. Aynı zamanda BTK, verilerin yedeklenmesi konusunda da yetkili olacak. Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye'deki adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemek zorunda. Bu temsilciler BTK'nın tebligatlarına yanıt vermezse, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği mahkeme kararıyla bant genişliğinin %95 oranında daraltılabilecek. Sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmalar, Batı ülkelerinde açtıkları temsilcilikler vasıtasıyla içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstleniyorlar. Buna karşılık kimi yerlerle birlikte Türkiye'de ısrarla bundan kaçınıyorlar. Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına gelenleri 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti bireyinin her biri yaşayabilir. Sosyal ağ sağlayıcıları kişilik hakları ve özel hayatın gizliliği ihlal eden içeriklere yönelik başvurulara en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Cevap vermeyene 100 bin ila 1 milyon TL arasında ceza verilecek. Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak. Bu iki yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1 ila 5 milyon TL arasında para cezası verilecek. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da sosyal medyanın hakaret ve iftiralarla dolu olduğunu ifade ederek bu konuda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu sosyal medyanın hakaret ve iftiralarla dolu olduğunu ifade ederek bu konuda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Vekil Gündoğdu mecliste düzenlediği basın toplantısında sosyal medya hesaplarından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğuyla ilgili paylaşımlarda bulunulduğunu, daha önce de siyasi partilerin milletvekilleri ve yöneticilerinin ailelerine dönük çirkin ifadeler içeren açıklamalar yapıldığını anımsattı. Bu ifadelerin en son örneğini dün Ekonomi ve Maliye Bakanımız, yani Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın evladının, dünyaya gelen yeni evladının üzerinden gerçekleştirildi. Daha öncesinde de farklı bir siyasi parti genel başkanlığı yapan kişinin eşinin üzerinden gerçekleştirildi. Bu açıklamaları kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyen Gündoğdu, bu tür paylaşımlarla ilgili acilen bir kanuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Bu açıklamaları yıllardır siyasetin içerisinde olan biri olarak asla kabul etmiyoruz ve bu açıklara en hafif tabiriyle lanetliyorum, kınıyorum ve bu açıklamalarla ilgili de en ağır cezaların verilmesi gerektiğine inanıyorum. Gündoğdu siyasi parti ayrımı yapmadan milletvekillerinin aileleri üzerinden yapılan karalama kampanyalarına dur demek gerektiğini ifade etti. Bu artık önlenemez bir hal aldı. Önüne gelen kendi kişisel sosyal medya hesabından adice, alçakça iftiralarla
milletvekillerimizi bu siyasi parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Tüm milletvekillerini aileleri üzerinden karalama kampanyasına artık tüm milletvekilleri olarak, tüm siyasi partiler olarak bir dur demeliyiz. Gündoğdu sosyal medya kullanıcılarının belirli bilgileri girerek hesap açması, hakaret edenlerin de yakalanıp cezalarının verilmesi gerektiğini vurguladı. Evet, bazı arkadaşlarımız kimlik numarasıyla girilmeli diyor ama bunun doğru olup olmadığı tartışılmalı. Ben de buna yakın bir çözüm önerisiyle bu işe ön ayak olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani sosyal medyada kullanan kişilerin belirli bir bilgileri mutlaka kişisel verileri koruma kanununa uygun bir şekilde sosyal medyayı kullananlarla ilgili, sosyal medyada sayfa açanlarla, hesap açanlarla ilgili bir yerin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. TC'si olmaz ama farklı bilgilerle mutlaka oraya girilmesi lazım. Bu bilgilerle, kimlik bilgileriyle belli bir oranda girilip birine hakaret edildiği zaman, birine küfredildiği zaman bu anında yakalanıp bulunup cezası hakimlerle, savcılarla ya da yetkili kurumlarca bir an önce verilmesi lazım. Bir başka tepki de milletvekili Seyit Torun'dan geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler sonucunda gündeme gelen medya yasa tartışması için Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Torun, yapılanları kınıyoruz ama zaten yeterince özgürlük alanımız kısıtlandı. Kararları kabul etmiyoruz dedi. Gündemde olan sosyal medya için yapılması planlanan düzenlere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan TV52 Haber'e özel açıklamalar geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iletişimin en önemli ayağı olan sosyal medyada yapılan hareketlerin rahatsızlık verici olduğunu söyledi. Sosyal medya ile ilgili düzenlemelerle ilgili Cumhurbaşkanı tarafından belli açıklamalar yapıldı. Tabii aslında sosyal medya iletişimin en önemli ayağı, orada bazı hakaret içeren yazıların veyahut da düşüncelerin olması tabii ki rahatsızlık verici. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama bunu bahane göstererek sosyal medyayı insanları fişleme aracı olarak kullanmaya çalışmayı da kabul etmemiz söz konusu değil. Seyit Torun, daha önceden de sosyal medyada düzenleme yapılmasının gündeme geldiğini belirtti. Tabii ki sosyal medya ile ilgili geçmişten bu yana düzenleme yapılma fikri hep gündeme geldi. Hep konuşuldu ama insanların düşüncelerini açıkladığı, bir şekilde iletişimi kurduğu bu mecra son günlerde de, son yıllarda da önemli bir etkileşim alanı oldu. Bu mecrayı bir öcü gibi göstererek kararların alınmaması gerekiyor diyen Seyit Torun, zaten yeterince özgürlük alanımız kısıtlandı dedi. Bunun dışında ki alanı, düşüncelerini açıklayan, görüşlerini beyan eden, iletişim kuran bu mecrayı bir öcü gibi göstererek, bir düşman gibi göstererek bu alanda insanların kişisel iletişimlerine ulaşmak, kişisel olarak vesayet altına alınmayı da asla ve asla reddediyoruz. Zaten yeterince özgürlük alanlarımız kısıtlandı. Birçok alanda zaten insanlar artık düşüncelerini açıklayamıyorlar veya söyleyemiyorlar, ifade edemiyorlar. Bu anlamda kesinlikle ve kesinlikle bu olayı kabul etmiyoruz. Son olarak Torun sözlerini şu şekilde devam etti. Kendileri bu alanı geçmişte troll ordusu kurarak ciddi bir algı yaratıyordu. O zaman işlerine geliyordu ama şimdi tabii tersine dönünce kendilerini eleştiren, kendilerine eleştiri yöneltilen bu mecrayı maalesef yasaklamaya çalışıyorlar. Elbette ki belli bir kuralların olmasını düşünebiliriz ama bu kurallar düşünceyi engelliyorsa, ifadeyi engelliyorsa, iletişimi engelliyorsa veyahut da kişiyi fişleme aracı olarak, özel bilgilerine ulaşma aracı olarak kullanılıyorsa bu asla doğru değil. Bu ne demokrasiye ne de hukuka yakışır bir eylemdir. Gürgentepe ilçesi Kiraz Güneyi mahallesinde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda
koronavirüs vakaları tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucunda ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edildi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun yeni tedbirler aldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Gürgentepe ilçesi Kiraz Güney Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Kiraz Güney Mahallesi'nin Barış Caddesi ile Fırat, Hürriyet, Karabalta ve Fındık sokaklarında 1 Temmuz saat 24'ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verilmiştir. Açıklamada karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da vurgulandı. Herkesin son zamanlarda kafasını karıştıran ve ordunun gündemi haline gelen fındık fiyatında vatandaşların da tepkisi dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta mecliste basın toplantısı gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, açıklamalarından sonra fındık üreticileri fiyatının nasıl olacağı konusunda düşünceli. 25 TL'ye kadar çıkan fındık fiyatı serbest piyasada 17 TL'ye kadar düştü. Türkiye ve Karadeniz için büyük öneme sahip fındık için yine tedirgin ve gergin bir sürece girildi. Üreticinin alın terini umursamayanlar kapalı kapılar ardında görüşmeler ve anlaşmalar yaparken tepki sesleri de yükselmeye başladı. Valla üretici mağdur. Fındık fiyatları çok yerde, bu sene fındık yok. Aşağı yukarı 25'e aşağı düşmemesi lazım. Şu anda da hakikaten çiftçi de yani üretici de biraz bir şeyler bekliyor yani. Fındık fiyatları artık ticaret borsalarında fiyat açıklaması yapılmayan ürünler arasında yer alıyor. Ticaret borsaları 3 yıldır serbest piyasa olduğu gerekçesiyle fındık fiyatlarında oluşan rakamları açıklamıyor. TMO ise yılda bir kez alım fiyatı açıklıyor ve gözler TMO'da. Bu seneki ürünleri daha açıklanmadı ama tabii ki 25 lira 26 lira fındık satıldı. Şu anda da 18 ile 19 lira arasında. Bir an önce TEMMO'nun fındık fiyatını açıklamasını istiyoruz. Yani fiyat olarak devletimizden de işte bir fiyat açıklansın ki ona göre de vatandaş fındığını ne yapabilir, işte nasıl ederiz. Öte yandan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de milletvekili Cemal Enginyurt'a katıldığını dile getirerek fındık fiyatı üzerinden oyunların oynandığını dile getirdi. Ben şöyle, tek fındıkta tek alıcılık piyasa var. Bir Avrupa ya bir de Singapur firması, iki tane firma piyasaya hakimler zaten. Vekilim kadar vekilime katılıyor. Yani devamlı gündeme de getiriyor. Ben teşekkür ediyorum vekilime öncelikle. Üretici kazanırsa her yer kazanır diyen Servet Şahin, fındığın 4 veya 6 dolar olması gerektiğini söyledi. Ama fındık üreticisi para kazanırsa market kazanacak, giyimci kazanacak, çaycı kazanacak. Yani ticari sektöründeki bütün kesimler para kazanacak. Fındıkçının kazanması demek sadece fındık üreticisinin kazanması demek değil. Zaten fındığın normal etmesi gereken bedel 6 dolar. Biz de 4 dolar istiyoruz en azından. Yani üreticiyi soğuttular fındıktan. Eğer fındık gerçek değerini 5-6 dolar etmiş olsa üretici köyüne çıkacak, bu işin kendi üretecek fındığını. Yani üretici köye çıkarmamız için fındığı birkaç tane firmaya yedirmeyelim. Tabii bir spekülasyon var Bekir'in dediği gibi. Yani TEMO'dan alırken 24 TL'ye, o vakitler dolar 6 liraydı. 4 dolar verebiliyorlar da. Piyastan niye 2 dolar alıyor? Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun görmesiyle Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Sivil Havacılık ve Yer Hizmetleri bölümü kazandırıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sınıflara öğrenci alımı yapılacak. Sivil Havacılık ve Yer Hizmetleri bölümünde havacılık sektörüyle ilişkide olan nitelikli elemanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Sivil Havacılık ve Yer Hizmetleri bölümü kazandırıldı. Bölümün açılışına Ulubey Kaymakamı İsmail Güney, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akın Aydın ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Bizden mezun olanlar, elbette ki bu işin ön lisansı var, bir de lisansı var. Fakat sonuçta bu iş çekirdekte başvuru için bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, yol hizmetleri görevlisi, apron memuru, operasyon şefi, kamp görevlisi, kargo memuru, yükümlülüğü, haberleşme, uçuş, operasyon, gözetim yönetimi, özel uçak güvenlik, hizmet yönetimi şeklinde olur. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sınıflara öğrenci alımı yapılacak Sivil Havacılık ve Yer Hizmetleri bölümünde havacılık sektörüyle ilişkide olan nitelikli elemanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor. Programın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Muzaffer Yiğit, Türkiye'de 4 ilden biri Ordu'da açılan bölümde emeği geçenlere teşekkür etti. Gerçekten bu bölümün açılmasında arkadaşlarımla, amirlerimle çok çabaladık. Sonunda muvaffak olduk. Gerçekten Türkiye'de 4 ilden birisinde olması münasebetiyle gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum. Şimdi ben kısa olarak sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Biz bu sene 9. ve 10. sınıflara öğrenci alacağız. Havaş Genel Müdürlüğü'ne yine ordumuzda, Orgi Havalanı'nda Havaş temsilcisine de bizlere yardımcı oldukları için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gençlere yatırım yaptıklarını belirten Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, yaklaşık 10 dalda iş imkanı bulabileceklerini söyledi. Geleceğimiz burada. Bizler gerek Cumhurbaşkanımız ve ekibi gece gündüz halkımız için çalışırken aynı zamanda da geleceğimize, gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şimdi kıymetli öğrencilerimizin avantajı şudur. Buradan mezun olan öğrencilerimiz yaklaşık 10 tane dalda iş bulma garantisiyle karşı karşıya. Ulubey Kaymakamı İsmail Güney, son yıllarda cazibesi artan meslek grubunun oldukça önemli olduğunu ifade ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Son yıllarda ülkemizin oldukça sınırlı bölgelerinde bulunan birçok bölümü ve programı bünyesine dahil eden, kazandıran Ulubey'imizde geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığımızın uygun görmesiyle Sivil Havacılık ve Yer Hizmetleri dalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesine dahil edilmiştir. Bu bölümü bitiren öğrencilerimizin iş piyasasında rekabet düzeyinin artacağına, ülkemizin sivil havacılık alanında yetişmiş, ihtiyaç duyduğu yetişmiş ve nitelikli insan kaynağına katkı sağlayacağına ve son yıllarda oldukça önem kazanan mesleki eğitime cazibesini artıracağını ümit ediyoruz ve inanıyoruz. Konuşmaların ardından plaket takdim edildi. Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarıyla baş etmenin en lezzetli yollarından biri de meyvelerdir. Uzman diyetisyen Gülce Taştemel Erdoğan da sıcak havalarda daha çok meyve tüketilmesini öneriyor. Taptaze yaz meyvelerini yemek ya da suyundan yapılmış enfes içecekleri yudumlamak hem serinlik hem de zindelik ve sağlık verir. Çünkü meyveler bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı vücut direncini artırır, çok sıcak havalarda vücudun su kaybını önler, hatta cildi de güzelleştirir. Uzman diyetisyen Gülce Taştemel Erdoğan da sıcak havalarda daha çok meyve tüketilmesini öneriyor.
Sıcak havalarda meyve tüketimi artmakta. Meyveler kesinlikle çok önemli. C vitamini açısından, potasyum açısından vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri karşılıyor. Günde 3 porsiyon meyve tüketilmesini öneriyoruz normal şartlarda. 100 gram her kişinin bir avucu yumruğu büyüklüğünde bir meyve tüketilmesi günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı. 3-4 porsiyon bir meyve tüketilmesi yeterlidir. Kayısı bağırsakların çalışmasına yardımcı olur. 3 tane kayısı kullandığımızda günlük düzenli bağırsak çalışmasına yardımcı olacaktır. Kiraz vücuttan sıvı tüketimini, sıvı atımına yardımcı olur. Fazla ödemi atması konusunda kendisi olduğu kadar sapı da işe yarayacaktır. Eğer böbrek ve kalp rahatsızlığınız yoksa bir bardak kiraz sapı çayını da tüketebilirsiniz kuruttuktan sonra. Üzüm tüketimi çok önemlidir. Çekirdeklerini çiğneyerek tükettiğinizde daha fazla vitamin almanıza yardımcı olur. Günde 3-4 tane çilek tüketebilirsiniz büyüklüğüne göre. Eğer çok küçükse 6-7 tane tüketebiliriz. C vitamininin 100 gram çilek tüketimi günlük C vitamini ihtiyacının %60'ını karşılar. Muz içerisinde potasyum yüksektir. Kavunda potasyum yüksektir. Ancak fazla tüketildiğinde bağırsakta şişkinlik, kabızlık problemlerine neden olabilir. Güne başlarken ilk akla gelen çay simit ikilisi olur. Alışagelmiş çeşitlerden sıkılanlar, farklı lezzetler arayanların en çok kullandığı kelime şimdilerde neli. Yani var mı bir farkı? İşletmeler müşteri beğenisi için yeniliklerine yenilik katmaya devam ediyor. İşte tüm bunların yanı sıra benim yaptığım simit daha da farklı diyenler de var. Şimdi ekranlara gelecek görüntülerde ilk kez denenmiş devasa boyutta simit göreceksiniz. Öyle ki o simit Guinness Rekorlar Kitabı'na aday. Kahvaltıların vazgeçilmezi, Türk kültürü simit her geçen gün sınıf atlıyor. Geçtiğimiz günlerde Altınordu'da tahinli, pekmezli, fındıklı ve çikolatalı yapılan simit vatandaşın beğenisine sunulmuş ve oldukça ilgi görmüştü. Birkaç gündür buradayım ama ilk defa bunu görüyorum ama bu daha farklı bir şey, daha lezzetli. Şimdi ise simite yeni bir boyut kazandırıldı. Guinness Rekorlar Kitabı'na aday olacak 5 metre boyunda simit görenleri hayrete düşürdü. Bu yaklaşık 200 simide. 200 simide tekamül ediyor. 200 simide tekamül ediyor. Bunun için de Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunduk. Dünyanın en büyük simidi olarak. İleriye doğru belki birkaç denemeden sonra daha güzelini yapabiliriz. Böyle bir simit hem lezzeti hem de görünüşüyle iştah kabartıyor. 200 simite eşdeğer devasa simit için 25 kilogram un kullanıldı. İşletme ortaklarından Bahtiyar Bodur ilk kez denediklerini belirtiyor. Simidin her çeşidini yaptığımız gibi firmamız tarafından bir farkındalık oluşturma adı altında yaklaşık 20-25 kilo un koyarak 2,5 kilo susam 5 metre çapında dünyanın belki de en büyük simidini yapmaya aday olduk. Bu şekilde ilk denememiz başarılı oldu. 27 yıldır işinin ustası olan işletme ortaklarından Coşkun Bodur, daha öncesinde çok ilgi gören atom simidi anlatıyor. Değişik değişik denemelerde bulunuyoruz. Bundan daha önce atom olarak simidi imal ettik. Güzel tuttu, güzel de oldu. Şimdi dünyanın en büyük gevrek simidi yani, kaynar kazan simidi. Ona imal ettik. Şu anda güzel de oldu. Bunu pasayna fırında pişirdik. Yani pasayna attık, fırın içinde düzeltme yaptık. Bu şekilde fırın içine girmiyor bu simit. 20 kilo ondan 200 gram yani 200 tane susama tahammülü şu. Her gün farklı fikirlerle simidi geliştirmek isteyen Bodur kardeşler 5 metre boyunda devasa simidin atomunu yapmayı planlıyor. Bunun tabii ki atomunu düşünüyoruz. Halka dağıtmak için mesela. Bunun atomunu. Atomunu yapacağız. O şekilde halka lezzet tattıracağız. Onu deneme yapacağız. Şu anda büyük simidin denemesini yaptık. Bunun tahinlisini yani atomunu denemesini yapacağız. Evet, bunları tabii ki porsiyon olarak böleceğiz. Halka müşterilerimize ikram edeceğiz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulan camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler ile alışveriş merkezleri, restoran gibi mekanlardaki benzer yerler açıldı. Ne güzel bir şey. Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulan camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalıydı. Yeni normal dönemle birlikte camilerde tüm vakitlerin kontrollü ve
Kurallara uygun bir şekilde ibadete açılmasından sonra yine Mart ayından bu yana kapalı tutulan cami şadırvanları da İl Hıfzıssıhha Sağ Kurulu kararıyla kullanıma yeniden açıldı. Tabii bizim inançlarımızda Hazreti Peygamberimiz temizlik imandandır buyurmuştur. Dolayısıyla zaten abdesthanelerin veya abdest alma yerlerinin kapalı tutulmasının sebebi bu pandemi sürecinde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için alınmış bir tedbirdi. Bu da şimdi belli bir kontrol altına alındığını gösteriyor. Bundan sonra kontrollü bir serbestlikle devam edeceğiz. Yani hayatımızda sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmek artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu böyle devam edecek. Yani özellikle Müslümanlar, namaz kılmaya özenen Müslümanlar da temizlik kurallarına azami derecede dikkat etmiş olacaklar bu vesileyle. Hijyen kurallarına uyulduysa hiçbir sıkıntı yok. Temizlik varsa, dezenfekte varsa sorun olmaz. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Ramadanlar, temelinde güven var. Ordu'da manda yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı Aybastı ve Mesudiye ilçelerindeki yaylalara manda göletleri yapıldı. Otladıktan sonra kendileri için hazırlanan göletlere giren mandaların görüntüleri ise Afrika'nın savanasını anımsatıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile OSKE Genel Müdürlüğü işbirliğinde manda yetiştiriciliği altyapısının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında iki ilçede manda göletleri oluşturuldu. Aybastı Beştan ve Kızkaya yaylaları ile Mesudiye Meydan Düzü ve Cüle yaylalarında açılan göletlere giren mandalar belgesellik görüntüler oluşturdu. Yerli bufalo ve su sığırı olarak adlandırılan Anadolu mandası sulak alanlarda doğal döngüye olduğu kadar kırsal ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, TÜİK verilerine göre il genelinde 1316 adet mandanın olduğunu açıkladı. Mandaların 242 tanesinin Aybastı'da, 500 tanesinin de Mesudiye ilçesinde olduğunu belirten Başkan Güler, mandaların yoğun olarak bulunduğu bu ilçelerimiz sınırları içerisinde yaylalara yapılan göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde herhangi bir betonarme kullanılmaksızın sadece su yapılarına genişlik ve derinlik kazandırılarak yapılmıştır. Manda çukurları mevcuttaki mera alanına kazandırılmış doğal göl görüntüsü oluştururken diğer taraftan manda yetiştiriciliğinde verimliliğin artmasında önemli bir rol oynayacaktır dedi. Mandaların sadece et ve süt üretimi için kullanılmadığını belirten Başkan Güler sözlerini şöyle tamamladı. Geçmişte yük taşımada ve toprak sürmede gücünden yararlanılan mandanın eti, sütü ve derisinin de çok kıymetli olduğu biliniyor. Manda sütü inek sütüne göre daha yağlı iken kolesterol miktarı inek sütünden daha azdır. Manda kaymağı, yoğurdu, tereyağı halkımız tarafından severek tüketilmekte ve aranan birer ürün olmaktadır. Yemeni isimli ayakkabılar, sandaletler, cüzdanlar, geleneksel atasporumuz olan yağlı güreşlerde, pehlivanların giydiği kisvetler manda derisinden yapılan ürünlerden birkaçıdır. Günlük yaklaşık 18 kilogram gübre üreten manda, gelişen günümüz teknolojisinde biyogaz üretimi için de önemli bir kaynaktır, dedi. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bilimsel ve teknolojik faaliyetleri Ordu Büyükşehir Belediyesi ile paylaşacak.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in geçtiğimiz yıl TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'ı Ordu'ya davet etmesinin ardından yürütülen çalışmalar sonrasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan işbirliği raporu geniş katılımla bir toplantıyla masaya yatırıldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Murat Makaracı ve beraberindeki heyet tarafından ilin kalkınmasına yönelik hazırlanan projeler önce meclis salonunda düzenlenen toplantıda ardından ise sahada değerlendirilecek geniş kapsamla ele alındı. TÜBİTAK MAM yetkilileri yaptıkları sunumlarla Ordu'ya özel hazırladıkları projeleri katılımcılara aktarırken özellikle Ordu'nun doğal ürünleri olan fındık, bal, orman ürünleri ve endemik bitkileri katma değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesinin planlandığı ifade edildi. Toplantıda Ordu iline has bir koyun ırkının da hazırlanacak olan projeyle hayata geçirilebileceği vurgulanırken, ayrıca kenevir üretimine izin verilen 19 ilden biri olan Ordu ilinde de büyük gelir getiren tıbbi kenevir üretimi yapılabileceği belirtildi. Bölgenin önemli bir geçim kaynağı olan fındıkla ilgili de yürütülen projeleri aktaran TÜBİTAK yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Fındığa sahip çıkmalıyız, bu ürünü katma değere dönüştürmeliyiz" açıklamasında bulundular. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp yaptığı konuşmada belediye ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'da olan Başkan Doktor Mehmet İlmi Güler'in toplantıda olmaya çok arzu ettiğini ancak katılamadığını söyledi. Bu yörede, Karadeniz yöresinde TÜBİTAK gibi bir araştırma kurumunun belediyemize çok şey katacağına inanıyorum. Bizim bu yörede belediye olarak önceliğimiz, tabii Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, yol ve su belediyenin rutin görevleri, biz bunun dışına da taşarak tarımsal faaliyetlere de öncelik verelim şeklinde bir çalışmayla işe başladık, kolları sıvadık. Sayın Bakanımızın önderliğinde 4000 kaz dağıttık. Damızlık koyun 30'arlı gruplar halinde çobanlarımıza dağıttık. Yani tarımsal faaliyetlerimizi hız kazandırdık. TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Murat Makaracı ise konuşmasında Başkan Doktor Mehmet İlmi Güler ile bakanlığı döneminde birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirtti. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi biraz sonra sunumda anlatacağım. Üniversitelerle sanayi arasındaki bir köprü vazifesi kuruyor. Ar-Ge'yi yapan bir kurum olarak karşınızdayız. Projeler üretiyoruz. Ürettiğimiz projelerin sonucunda teknolojilerimiz var, ürünlerimiz var, hizmetlerimiz var. Bunu ihtiyaç sahibi kurumlarla, kamu kurumu, kuruluşlarla paylaşıyoruz. Biz de Ordu'ya ziyaretimizde sizlerin problemleri, bu bölgenin efendim öne çıkan, çözülmesi gereken sorunlarına biz kendi çapımızda çözümler geliştirdik. Bunları size arz etmeye geldik. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından heyetler planlanan projeleri yerinde değerlendirmek için saha ve tesislerde incelemelerde bulundu. Ordu basının gelişmesinde öncülük etmiş gazetecilerin kabirlerine Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen'le birlikte dernek üyeleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Coşkun Çağlayan tarafından ziyaretlerde bulunuldu. Vefat eden gazeteciler kabirleri başında dualarla anıldı. Güzelyalı Asri Mezarlığı ve Şahincili Şehir Mezarlığı'nda bulunan merhum gazeteciler Erol Ataşan, Bilal Köyden, Tuncer Engin, Alaaddin Benal, Uğur Gürsoy, Osman Kurtuluş, Rıza Şimşek, Aydın Ateş, Yusuf Ziya Özbucak, Kazım Vardal ve Haldun Altuner mezarları başında düzenlenen törenle anılarak mezarlarına gül bırakıldı. Efendim, anlatsın mı? Beraber gidiyoruz annemle. Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen anma programına Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Coşkun Çağlayan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Cihat Albayrak, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ve gazeteciler katıldı. Ordu basının gelişimine önemli katkılar sunan gazeteciler için düzenlenen anma programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Coşkun Çağlayan, Ordu basının gelişmesine öncülük etmiş büyüklerin kabirlerine yapılan ziyaretin kendisini duygulandırdığını söyledi.
Öncelikle geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz sözü üzerinden bugün burada basının geçmişinde varlığını ortaya koymuş, basının gelişmesinde, ordu basınının gelişmesinde öncülük etmiş büyükleri ziyaret ediyor olmanın bir taraftan gururunu yaşıyorum, bir taraftan mutluluğunu yaşıyorum. Erdoğan Beylerin 19 Eylül Gazeteler Cemiyeti Başkanımızın eşliğinde cemiyetimizle birlikte basınımıza hizmet etmiş büyükleri ziyaret etmek farklı bir tabii ki hem önemsenmesi gereken hem mutluluk verici bir hadise. Orada 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ise pandemi nedeniyle programı gecikmeli olarak da olsa gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Biliyorsunuz uzun bir pandemi dönemi yaşadık. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kendimize bir görev, bir borç bildiğimiz gazeteci büyüklerimizi, dostlarımızı kabirleri başında yıl dönemlerinde anamamıştık. Bu süreç nedeniyle, pandemi nedeniyle bugün hem bu görevimizi, geciken görevimizi yerine getirelim istedik. Hem de onlara minnet duygularımızı, saygılarımızı bir daha iletelim diye geldik. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı 65 yaş üstü yaşlılardan bakıma ve yardıma muhtaç olanların sosyal entegrasyonunun sağlanmasına yardımcı olmak, sağlıklı, üretken ve yaşama sevinciyle dolu bir yaşlılık süreci geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla Kıdemliler Konağı projesini hayata geçirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle Yaşlı Destek Programı YADES 2019 kapsamında hazırlanan Kıdemliler Konağı projesi 19 ilçede uygulanıyor. Kıdemliler Konağı projesiyle Ordu ilinde ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesiyle biyopsikososyal bakımların yapılması, yaşadıkları mekanlara hizmet götürülmesi ve yaşamlarını kolaylaştırmaları amaçlanıyor. Bunu bu görecek, seni takip edecek. Mesela Allah muhafaza düştün. Bu algılıyor bu cihazı düştüğünü. Hemen yeğenime bildirim gidiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilen, Ordu Valiliği tarafından denetimi yapılan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında evde temizlik, sağlık ve psikolojik destek hizmeti verilirken Büyükşehir Belediyesi aynı olarak da hijyen paketi ve sıcak yemek hizmeti dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda kişilerin olası acil durumlarda yakınlarına ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine kolaylıkla ulaşabilmesi için mobil sosyal alarm cihazı veriliyor. Safa geldi. Selamünaleyküm Hüsam'da. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. İkmeğinizi, yemeğinizi getirdik. Çekilir mi arkadaşlar? Proje ile birlikte büyüklerin sağlıklı, huzurlu, çağdaş ve yaşama sevinciyle dolu bir hayat süreceklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyemizce gönül köprüleri kurmaya devam ediyor ve insanı odak noktasına alan çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu anlamda büyüklerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle bir proje başlatarak hayattan kıdem almış büyüklerimizin sağlık ve huzur içinde yaşaması için OHER kıvrımında bir hikaye olan ellerinden tuttuk. Kıdemliler Konağı projemizden 65 yaş üstü büyüklerden bakıma ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız yararlanabilecek. Bu kriterleri bulunan büyüklerimize evde sağlık, temizlik ve psikolojik destek hizmeti ve aynı olarak da katkı sağlayacağımız hizmetlerimiz olacak. 19 ilçemizi ayırt etmeksizin bakıma ve yardıma muhtaç olan büyüklerimize ulaşıyoruz. Bu projeyle onların sağlıklı, huzurlu, çağdaş ve yaşama sevinciyle dolu bir hayat sürmelerini sağlıyoruz şeklinde konuştu. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Perşembe'nin tamamında yakın zaman içinde kanalizasyon ve atık su deşarj çalışmasına başlanacağını duyurdu. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Perşembe Merkez Mahallesi, Dereiçi Mahallesi ve Saray Caddesi üzerinde halkın yıllardan beri beklediği asfalt çalışması öncesi bu yolla ilgili kısa süre içinde yapılması noktasında söz verdiğini ve onları beklettiği için halktan özür dilediğini dile getirdi.
altyapıyla birlikte bir çalışmaya başlanıldığını ve bu sürecin sarktığını ifade etti. Başkan Tandoğan, 8 mahallenin giriş yolu üzerinde olan Saray Caddesi altyapısını ve üst yapısını kısa süre içerisinde yaparak Perşembe'li hemşerilerimize hizmete sunacağız şeklinde konuştu. Tandoğan, Perşembe'nin tamamında yakın zaman içinde kanalizasyon ve atık su deşarj çalışmasına başlayacaklarını ve bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, OSKİ Daire Başkanı OSKİ çalışanlarına teşekkür etti. Türkiye'nin fındık üretiminin %27'sinin gerçekleştirildiği Batı Karadeniz'de geçen yıla oranla rekoltede düşüş beklentisine karşın üretici ümidini koruyor. Kalitesiyle yurt dışından talep gören Batı Karadeniz'in fındığının rekoltesinde bu yıl yaşanan hava koşulları nedeniyle geçen yıla oranla %35 düşüş tahmin ediliyor. Bahçelerinde hasat hazırlıklarına başlayan üreticiler Amerikan beyaz kelebeği ve külleme hastalığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Levent Şahin Başaran, geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alım yapılmasının fiyat politikası açısından çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek bahçelerin artık hasat dönemine hazırlandığını söyledi. Belli grupların rekolte tahmini yaptığını Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Odalarının katıldığı komisyonun çalışmalarına devam ettiğini anlatan Başaran şöyle konuştu. Belli grupların bazı açıklamaları oldu yakın geçmişte rekolte ile ilgili özellikle. Şimdi tabii ki şu an Bakanlık, Tarım Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları ve ilgili kurumların katıldığı komisyon tüm Türkiye genelinde rekolte çalışmasını halen daha devam ediyor. Şu an dünya fındık üretimine baktığımızda 150 bin ton gibi bir açık söz konusu. Dolayısıyla üretimimizi bu anlamda korkutacak, aman fındık fazla, elimizde fındık kalacak, fiyatlar düşük olacak gibi bir endişeye üreticilerimizin kapılmaması lazım. Çünkü rakam ortada. Burada sıkıntı şu, oluşan her dönemde oluşan arz fazlası dediğimiz şeyi mevsimsel, aylara bakarak arz fazlası, yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında oluşabilecek arz piyasaya aşırı fındık inmesinden kaynaklanan arz fazlasını dengeli alabildiğimiz müddetçe bir sıkıntı yok. Üreticilerimizin kaygı duymasına gerek yok. Bizim tahminlerimiz bu yıl rekoltenin geçen yıla oranla %35 civarında daha az olacağı yönünde. O yüzden kaygıya gerek yok. Başaran, üreticinin bir kaygıya düşmemesi gerektiğini vurgulayarak TMO'nun geçen sene uyguladığı politikayı bu sene de uygulaması ve üreticinin yanında olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti. Burada asıl önemli olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçen yıl uygulamış olduğu politika uygulaması, üreticinin yanında olduğunu göstermesi ve üreticiye bir güven vermesi, bırakın fındık almasını, var olduğunu bile göstermesi, geçen yıl gördük. Üreticiliğine, çiftçiliğine olumlu bir fiyat seyri oldu. Bu ihracatçımızı da ürkütmedi. Onlar da bundan memnun kaldılar. Dolayısıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nde üreticiliğine, bırakın üreticiliğine, piyasayı regüle etmek, fiyatları düzenlemek adına da alım yapacağını geçen yıl olduğu gibi sezon öncesinde açıklaması çok daha olumlu olacak. Bu da üretici rahatlatacak bir unsur. Fındık üreticisi Rıdvan Kuş'ta hasada yaklaşık bir ay kadar bir zaman kaldığını ve bahçelerde hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi. Mahsulün tahminlerine göre geçen yıl oranla %30 daha az olduğunu anlatan Kuş şunları kaydetti. Hasata yaklaşık bir ay kadar bir zaman kaldı. Bu sene mahsulümüz %30-%35 eksik. Temennimiz hayırlı bir sezon geçirmek. TMO'nun üreticiye bir an önce sahip çıkıp fındıkta fiyat aşağılı yukarılı olması değil, dengeli gitmesini işte devletten bekliyoruz. Bu yıl mahsulümüz gerçekten az. Geçen sezon toprak mahsulleri nasıl üreticinin yanında durduysa bu sezon da dursun. Üretici mağdur olmasın, tüccarın eline kalmasın. Tek dileğimiz toprak mahsulünün bir an önce bizlere sahip çıkmasını istiyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Kartal Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sporcuları denizle tanıştıracağız ifadelerini kullandı.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kartal'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kartal Dragos'ta yapımı devam eden su sporları iskelesinde düzenlenen etkinliklerle yüzme, kano ve kürek sporcuları katılarak hazırlanan parkuru yüzerek ve kürek çekerek tamamladı. Sporcuları iskelede ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel günün anısına denize çelenk bıraktı. Gökhan Yüksel, Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde denize çelengi bırakıyor. Şimdi yüzücülerimiz bayram dolayısıyla bir gösteri yüzüşü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunu ile denizlerde özgürlüğün kazandırıldığını belirterek limanlarımızın ve karasularımızın Türkiye'nin kontrolünde olabilmesinin önemini vurguladı. 1 Temmuz 1926'da da kabotaj kanununun yürürlüğe girmesiyle denizlerimizdeki özgürlüğe kavuşmanın gününü kutluyoruz. Limanlarımızın ve karasularımızın bizim kontrolümüzde olabilmesi çok büyük bir kazanım. Bunun önemini nesillere aktarmak gerekiyor, gençlere aktarmak gerekiyor, yaşıtlarımıza ve büyüklerimize tekrar hatırlatmak gerekiyor. Böyle zor dönemlerden geldik ve bu kazanımları bize elde ettiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ekip arkadaşları, o milli mücadeleyi veren bütün kahramanları rahmetle ve minnetle anıyorum. Başkan Gökhan Yüksel, Kartallı sporcuları deniz ile tanıştıracağız ifadelerini kullandı. Kartal Su Sporları iskelesindeyiz. Burada genç Kartallıları denizle, deniz sporuyla buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun temellerini geçtiğimiz dönem sevgili başkanımız Altınok Öz ile başlatmıştık. Bunu uygulamak da, bunun devamını getirmek, büyütmek de bize kısmet oldu. Burayı güzelleştireceğiz. Burada genç Kartallı çocuklarımıza, gençlerimizi deniz sporuyla buluşturacağız. Kano, kürek, yelken artık Kartallı çocuklarımızın öğrenebileceği bir spor dalı olacak. Kartal'da denize girebilmenin koşullarını ve imkanlarını el birliğiyle arttıracağız. Bunun buradan müjdesini de bu vesileyle bu bayram günü vermek istiyorum. Bu tesisimiz büyüyerek devam edecek. Yüksel daha sonra etkinliğe katılan yüzme, kano ve kürek dallarından sporcuları temsilen 3 sporcuya madalya takdim etti. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam TV2 ekranlarında tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.